Saat 9'u 5 geçe. Kendi annem babamdan belki daha. Çünkü vatanımızı kurtaran oydun. Beni hatırlayınız demişti Atatürk. Evlatları onu hiç unutmadı. Aksine herkesin özlemi her geçen gün daha da artıyor. Bir milleti gözyaşlarına boğan kara haberin geldiği andı. 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe. Aradan 84 yıl geçti. Sirenler o an için çalmaya başladı. Saat 9'u 5 geçe bir kez daha tüm Türkiye'de zaman durdu. Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz sevgi ve dinmeyen özlemle andı. Dolmabahçe'de Anıtkabir'de resmi törenler vardı. Ancak sirenler çalmaya başladığında yaşanan bu birliktelik her yıl olduğu gibi bambaşkaydı. İstanbul'da, karada, denizde 9'u 5 geçe aynı his yaşandı. Sadece trafik değil, metro, metrobüs, Marmaray seferleri durdu. İş başında olanlar işlerini bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o an böyle kaydedildi. Maltepe'de Atay'a saygı zinciri sonrası dalış yapıldı. Fox'ta da 9'u 5 geçe saygı duruşu vardı. Özel hastanede doktorlar, sağlık çalışanları bir aradaydı. Konya'da büyük sevgi ve özlem yaş olup aktı gözlerden. Bize öylesine işlendi ki Atatürk sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi. Böyle bandonun sesini duyunca zaten tüylerim ürperiyor. Bu bende çocukluğumdan beri olan bir şey. Tabii ki atamızı kaybetmenin yıllar yıllar geçse de acısı bize o kadar güzel işlendi ki kendimi tutamadım. 7'den 70'e çocuk, genç, yaşlı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye 2 dakikalığına hayat durdu. Zonguldak'ta madenciler, Manisa'da üzüm üreticileri işlerine ara verdi. Atatürk hasretle ama en çok da gururla anıldı. Herkes biliyordu. Onunla, onun izinde yürümeye devam ediyor Türkiye. Atatürk'ü anıyoruz. Kurduğu cumhuriyeti saygıyla, sevgiyle onun izinde yürümeye devam ediyoruz. Dünyada gün geçtikçe daha çok sevilen bir lider yoktur. Atatürk hariç. O onu bu nedenle biricik yapar. Şöyle söylemiş. Şimdi tam böyle saygı duruşunda bulunanlar, gözyaşı dökenler bugün onu ananlardan bahsetmişken memleketimizin dört bir yanından değerli insanlarımızı görüntülerle birlikte paylaşmışken şöyle söylüyor. Onu da aktarayım size. Başarılı olmak için aydınlarla halkın düşünce ve amacı arasında uygunluk olması gerekir. Aydınların halka telkin edeceği ülküler halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz anayasada değişiklik filan, referandum bir şeyler konuşuluyor ya. Efendim inanç özgürlüğü filanla ilgili biliyorsunuz işte. Ve aynı zamanda da bir sansür yasası var. Onun 29. maddesi Anayasa Mahkemesi görüşecek. Bakacağız ne olacağına. Herkes istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine göre bir siyasal düşüncede olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Vicdan özgürlüğü mutlaktır, bireyin doğal haklarının en önemlilerindendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk.